Kayseri ile Kastamonu arasındaki pastırma tartışması büyüdükçe büyüdü. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve Kastamonu Belediye Başkanı arasındaki pastırma atışması pastırmaya zam getirdi. Burası Kastamonu. Burası Sancak Beyliği. Kastamonu ile ilgili konuşurken de herkes abdestini alsın öyle konuştu. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kastamonu kuru et üretiyor demiş. Kastamonu Belediye Başkanı bu sözlere ateş püskürmüştü. Çiğ et yemek isteyenler Kayseri pastırmasını yerler, kuru et yemek isteyenler de Kastamonu pastırmasını yerler. Herkesin tercihine saygı duyarız. Fakat bir il üzerinden spekülasyon yapmak Ticaret Borsası Başkanı'na yakışmaz. Kastamonulularla Kayserilileri karşı karşıya getiren pastırma tartışması zammı da beraberinde getirdi. Bu fırsatçılık yapan insanlar şu an fiyat attırdı. Zaten 120 lira, 130 lira olan pastırmanın kilosu şu an 180 liraya kadar ulaşmış oldu. Böyle devam ederse altında kafa kafaya devam edecek bunlar. Başkan Galip Vidinlioğlu, Kayseriler artık pastırmamızı hazmetsin demişti. Yapılan ankette siz %55 çıktınız, biz %45 çıktık. Bak demek ki %55 beğeniniz var. Bizim %45'imizi de hazmedin ya artık. Biz üstümde kurutmuyoruz kardeşim, doğal kurutuyoruz. Onun için de tercih sebebi. Evet, sizin kadar üretmiyoruz çünkü doğal üretiyoruz. El emeği göz nuru. Bu kadar basit. Keşke siz de az üretseniz de daha güzel olsa, kıymetli olsa. Vidinlioğlu'nun bu sert üslubu Kayseri Ticaret Borsası Başkanı'nı kızdırdı. Bağlamış, ben Kastamonu Belediye Başkanı gibi nezaketsiz üslup kullanmayacağım dedi. Sayın Başkan'ın bu konuşmasını ben nezaketsiz bir davranış olarak kabul ediyorum. Karşılığında da böyle bir cevap vermeyeceğim asla. Ama Kastamonu kuru et üretiyor iddiasını da devam ettirmekten vazgeçmedi. Kuru etle ilgili iddiamı devam ettiriyorum. Kayseri'de pastırma üretiliyor. Kastamonu ilinde ise kuru et üretiliyor. Zannedersem bunlar üretmiş oldukları kuru eti pastırma diye ad etmişler. Kastamonu ile Kayseri arasındaki pastırma tartışması daha da büyüyecek gibi görünüyor. Tartışma büyüdükçe pastırmaya zam gelmeye de devam ediyor. Pastırma tartışması pastırmanın tadını kaçıracak gibi görünüyor. Severek yiyorduk ama sürekli günden güne zam geliyor. Normalinden verilmesi gerekenden fazla bir zam verildiğini düşünüyorum. Yani et fiyatları aynı duruyor ama pastırma yükseliyor.